Ekran başında bizi izleyen Ben Sorarım izleyicilerine Cem TV'den 10 Şubat Salı gecesinden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün konuğumuz gene çok kıymetli çünkü bizi kıramadı. Aslında televizyonlar peşinde ama o Cem TV izleyicilerine evet dedi. Sayın Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar teşekkür dilerim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, teşekkür ediyorum. Kendim adıma ve Cem TV izleyicileri adına bizi kırmadınız. Grup toplantısından geldiniz ve geri gideceksiniz yarın. Evet. Vallahi ben gerçekten kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ama bu kadar yetmeyecek biliyorsunuz. Yani göreceğiz sorularını... sorularınızdan. Göreceğiz. <laughs> Sorularla göreceğiz zorlu sorular bekliyor galiba. <laughs> Siz göreceksiniz ben bir şey görmeyeceğim. <laughs> Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partilerinin özellikle örgütün tabanı ya da e, bu konuları izleyenlerin e, seçim stratejilerini izleyenlerin, takip edenlerin merak ettiği bir şey var. Siz de tam da bu konunun sorumluluğunu taşıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi sizin sorumluluğunuz olduğu için soruyorum. Seçim sisteminin stratejisinin detaylarını belirledi mi? Özellikle ön seçimle de ilgili detay. Bir bilgi alalım sizden. Şimdi şöyle seçim stratejileri ayrı bir konu. Onu biz ayrı bir yere oturtuyoruz. Stratejisi, onun halkla buluşması, seçimini, evet, iletişiminin evet. yönetmek, onu bir ayrı bir yere koyuyoruz. Bir de seçim yöntemleri, kendi aday belirlemesi ve o adayların nasıl olacağı, hangi bölgede, hangi kriterler uygulanacağı, o farklı bir şey. Onu e, MYK ve Parti Meclisi yapacak. Tamam. Önce strateji alalım. Benim alanım strateji. Tamam. Ve e, orada da e, Cumhuriyet Halk Partisi ile halkın arasındaki o iletişimi nasıl sağlayacağımız. Bugüne kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz şunu yapardık. Bir ajansı çağırdık. Parti programımız bu, bunu. Bize iletişim diline çevirir misin derdik. E, biz bu sefer böyle yapmadık. Bu sefer dünyanın en büyük şirketleriyle, Uzun bir yazışma yaptık. Yani aylarca süren bir çalışma oldu. E, stratejileri, halkın önceliklerinin tespiti konusunda dünyada belli firmalar vardır. Bu bir tanesi de Benson diye bir grup var. Bunu ilk defa da Cem TV aracılığıyla e, aktarmak istiyorum. Teşekkür Ve sizin programınıza ederim. nasip oldu. E, bu ismi de çok merak ediyorlardı. Evet bu Benson grup Obama kampanyasını yöneten ekip bu. Aynı bu, ekiple çalışıyoruz. Evet, aynı ekiple çalışıyoruz. Ee, saha çalışmalarımız bitti. Sonra biz onu e, toplumun önceliklerini. Şimdi bizde şöyle bir şey var Sayın Kaya. Bir toplumun öncelikleri var, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelik var. Şimdi toplumun öncelikleri tabii ki bizim önceliğimiz. Burada hiçbir ayrım e, gözetmiyoruz. Evet. Toplumun önceliği benim önce ama benim duyarlılık gösterdiğim alanlar da var. Yani laiklik gibi, demokrasi gibi, cumhuriyetin değerleri gibi, Atatürk'ün ilkeleri gibi. Altı ok değerleri. Yani evet yani bahsediyor. bunlar benim önceliklerim. O önceliklerimin arasında halkçılık da var, halkın sorunları da var, yaşam tarzı da var. Bunlar da benim önceliklerim. Ama toplum öyle bir noktaya geldi ki o kadar yoksullaştı ki toplum diğer değerleri biraz ikinci plana attı. Önce ya ben yarın Nasıl bir güne uyanacağım? Geçim Nasıl karnımı doyuracağım? Nasıl çocuğumu okula göndereceğim? Toplum öyle bir yoksulluk noktasına geldi ki bu önceliği haline geldi. Yani hukuk, insan hakları, işte birçok şeyi unutur oldu. Ama toplumun bunu ikinci noktada görmesi benim bu ülkeyi yöneten ve demokrasinin, laikliğin, cumhuriyetin kurucusu olan bir partinin unutması mümkün değil. Onun için ben hem kendi önceliklerimi hem de toplumun önceliklerini kendi birinci meselem olarak gördüm. Toplumun önceliklerinin tespitinde de mesajlarımı doğru iletmek için de çok bu konuda deneyimli profesyonel bir kadroya ihtiyaç vardı. Bu hizmeti alıyoruz. Türkiye'de de 3-4 tane e, iletişim meclisini yönetecek, kampanya yönetecek de e, ajanslar var. Bunlarla da temaslarımızı bir noktaya getirdik. Bitme noktasına geldi. Peki özür dilerim. Adaptasyon diye de bir şey var. Ben şimdi ekran başında izleyen yüzlerce kişinin hani fikrini düşünüyor, düşünüyorum şu anda, dile getiriyorum. Yani ne bilir elin Amerikalı'sı Türkiye'deki gerçekleri, halkın yapısını, seçmenin yapısını da nasıl bir strateji belirle, belirlerlerse diye de bir şey sorursa o adaptasyon neye göre oluyor? Onlar stratejimizi tek başına belirlemeyecek. Onlar toplumdaki öyle soru metotlarıyla soruyorlar ki, e, yöntemleri var onların kendi. Artık her şey bilimselleşti. Evet. O bilimsellikte çıkan toplumun şu mesajı şöyle algılayabiliyor diye onların sorduğu sorulardan çıkan sonuçları biz analiz ediyoruz ve bir de onların yanına Türkiye'de bu konuda uzmanlar koyuyor. Yani risk almıyoruz. Çünkü biz şunun farkındayız. Üstün Türkiye zor bir seçime giriyor sıkıntılı bir sürece giriyor. Türkiye bir yol ayrımında. Ya yani ya Türkiye demokrasiyle, parlamentosuyla vedalaşıp diktatörlüğe doğru gidecek ya da Türkiye demokrasisini tekrar rayından çıkmakta olan bu treni rayına oturtacak. Burada bir noktada işte ayrım bu. Biz bu süreçte tekrar rayına oturtmak için ne gerekiyorsa inceleyip sık dokuyoruz. Bunu yapacağız. Onlar bu işi biliyorlar. Onlar 30 tane ülkede de bu tip çalışma yapmışlar. Baktığımızda başarı grafikleri de yüksek. Yani biz o kadar e, Boşu yaş da değil. basmayız. Evet, yani tabii, yok da öyle bir şey yani, zaten Ama şu e, çünkü... var bizim... Pardon şunu da sorayım. Mesela iktidarın kırılma noktası diye nitelendirdiği 7 Haziran seçimlerinde onlar başkanlık sistemiyle ilgili hatta Cumhurbaşkanı olmasına rağmen çok açık bir vaziyette bence ihlal bu kendi görevinin vermiş olduğu yetkileri ihlal. Yani kötüye kullanmak gibi bir şey. 400 sandalye talebiyle miting meydanlarındaymış gibi Cumhurbaşkanı Talepte bulunuyor. Onlar için kırılma noktası dediğiniz şey ama sizin için de kırılma noktası dediğiniz şey parlamenter ve demokratik sistemin, layık sistemin değişebilmesi. Bu aradaki farkın balansını nasıl yapacaksınız? Şimdi onlar da iyi bir strateji grubuyla çalışıyor. Yani şu anda bu kamuoyu oluşturan ekip. Araştırmalarımızın hiçbir tanesinde halkın önceliği başkanlık sistemi çıkmadı. Ama adamlar öyleli bir politika uyguladılar ki bizim bugün başkanlık sistemini tartışır kıldılar. Bugün Cem TV stüdyosunda biz başkanlığı tartışıyoruz. Oysa ki toplumun böyle bir gündemi yok. Ama gündemi AKP iktidarı yaratıyor. Ve bizi o tuzağın içine çekiyor. Buradaki o strateji grubuna baktığımızda tartıştık kendi aramızda. O onların gündemi. Onu tartışırsanız onlarla aynı kefeye düşersiniz. Ben de bunu sordum. Dedim ki onların bu öne sürdüğü konuyu sizin bu belirlediğiniz stratejiyle nasıl önceli değiş yani e, geriye atacaksınız onu sordum zaten. Çünkü onlar farklı bir şeyin peşindeler. Siz de gerçeklerin Biz peşindesiniz. Biz bunu tartışmayarak halkın gerçek gündemini kamuoyunun gündemi olarak tartışarak yapacağız. Kamuoyunun gündeminde yoksulluk var. Evet. İşsizlik var. İşte yolsuzluklar var. Eğitim sistemi var. Eğitim Kampes var. Adaletin ayaklar var. altına alması var. Tek adamlığa doğru gitmek var. Şimdi onlar şöyle bir şey yapıyorlar. Başkanlık sistemini tartışmaya açalım. Hayda, bu seçimde ona oturtalım. Biz hepimiz bunu tartışacağız. Hayır, yok öyle bir şey. Biz bu seçimde onu tartışmayacağız. Çünkü halkın önceliği o değil. Bir tanesi diktatör olmak istiyorsa bir tanesi güçleri tek başına kendi elinde toplamak istiyorsa bizim kalkıp da onun gündemini tartışıp meydanlarda onu gündeme getirmenin anlamını doğru bulmayız. Yanlış olduğunu söyleriz, yolumuza devam ederiz. Yani bu artık mindere gitme hikayesi bitmeli gerçekten. Onlar gündem oluşturup muhalefet partilerini o mindere çekiyorlar ve gündemi belirlemiş oluyorlar. Peki bu bir soru daha soracağım. Farklı konular dediniz ama eğer bilgi vermek isterseniz bu konuda ee, CHP'lilerin örgütün seçmenlerinin dört gözle beklediği hatta ya mutlaka olmalı dediği bir ön seçim var. Fermuar sistemi var, temayül yoklaması var yani ama ön seçim gönüllerdeki olay. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali yüksek mi değil mi kesin bir şey sormayacağım biliyorum MYK diyeceksiniz bana. Ama ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nda gördüğüm ve yönetimden gördüğüm fermuar sistemi olacak ve ön seçim olacak. Bu bir 3 5 7 9 mu e, olur? Şimdi kendi kontenjanları var e, genel merkezin evet. genel başkanın Onların da zaten sayısı sınırlı. Onun dışındaki e, tüm üyeler ön seçimle belirlenecek. Bu konuda e, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kendi milletvekili adayını kendisi seçecek. Doğrusu da bu. Böyle de olmalı bence. Yani, Sorumluluk paylaşılmalı. Tabii ki yani eğer zaten Kılıçdaroğlu buna sıcak bakmasaydı tüzüğü, ön seçimi, yüzde seksen beşi örgüt seçisini koymazdı. Kılıçdaroğlu o zaman derdi ki bu tüzük tüm yetkileri bana veriyor. Gerçekten tüzük tüm yetkileri Kılıçdaroğlu'na vermişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için söylüyorum. Yoksa başkası olsa onu söylerim. Ama Sayın Genel Başkan bu yetkileri tüzük değişikliğiyle Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olduktan sonra örgütle paylaştı yüzde 85'ini örgüte verdi 15 belli bölgelerdeki yüzde 15'i tayin edecek unutmayın yani yüzde 15 derken seçilebilecek sıralardaki o yüzde 15'i kapatmak anlamına gelmesin o haksızlık olur adaletsizlik olur onu doğru bulmam buradaki o %15'i bile tam kullanacağını da tahmin etmiyorum. Çünkü bu örgütün emek veren kişilerinin bu örgütün temsilcisi olarak parlamentoda yerini almalı. Liyakat aranacak. Kesinlikle. Liyakatın süzgeci de bu örgüt olmalı. Yani bir milyon yüz bin üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O bir milyon yüz binin vereceği oyla o milletvekili adayı e, listeye girmeli ve parlamentoya gitmeli. Böyle bir süzgeç bence e, Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayırına olur. Ee, ön seçim zaten Kemal Bey'in ilk vaatlerinden biriydi etkili olan örgüt üzerinde etkili olan ilk vaatlerinden biriydi. Onu yerine getirmiş olacak. Beklenti de bu yönde. Peki e, oy alamadığınız seçmenleri kazanabilmek için. Dahil ettiğiniz yeni adaylar içerisinde işte şu anda bir genel başkan yardımcısı da var ki bazen bu tepkiye de sebep oluyor. Ben bunları sormak zorunda olduğum için soruyorum size. Ee, mesela deniliyor ki Aslı varken taklidine neden oy verilsin ki? Bir sadece bize geldiği zaman adaylaştırıldığında niye bize gelip oy versinler de onun zaten temsilinde olduğu partiye gidip oy vermesinler? Bu bize yarayacak mı diye de çok da eleştirilen bir konu. Ben bunu özellikle size sormak istiyorum. Şimdi e, ben sağdan e, aday gelmesine karşıyım. E, yani hayatımın her halinde solda bulunan biri olarak. Sağdan buraya böyle son dakika gelip listelere girilmesini, transferleri duyuyorum. Yani Ali Müfit duyuyorum. işte Abdülhatif Şener'leri duyuyorum. İşte bazı isimler falan. Evet, Bir evet. sürü isim dolaşıyor ben şu anda. Ben onların transfer edilip aday yapılacağına inanmıyorum. Böyle şeyler sadece belli medya gruplarının bilerek yaydığı haberler olduğunu inanıyorum. Böyle şey olmayacak. Yani onu daha önceki bir yayın organında da Halk TV'de de çıkmıştım. Bunu söyledim kendilerine. Yani bunları getirip burada adaylaştırmayacağız. Bunu söyleyeyim. Ama bir iki tane çok özel insan Cumhuriyet Halk Partisi de gerçekten onun doğrultu tutarılığına inandığı kişilerden bir iki tanenin gelmesini de yönetimin bu kadar tasarrufuna da karşı çıkmamak lazım. Yani daha önce de Deniz Baykal döneminde de İlhan Kesiciler geldi, Lütfullah Kayalar geldi, e, Sayın Safter Gaydalı geldi. Yani bunlar geldiler. Bir iki taneye karşı çıkmamak lazım. Ama böyle sağdan kurtarıcı gibi adamın getirilip Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, emek verenler önünde ön sıralarda yer almasını doğru bulmam. Bu seçimde de olmayacak. Olmayacak. 2007'de de İlhan Kesici birinci bölge birinci sıradan geldiği zaman aynı tepkiler olmuştu. Yani neden, niye bu kadar özellik veriliyor birinci sıra İlhan Kesici geliyor? Ne kazandıracak bize diye söylenmişti. Peki bu gelebilecek çok özel bir iki isim dediğimiz temsili olduğu şehirlerden mi adaylaştırılır yoksa o kadar detay diyeceksiniz. Ya, o, o, o da tepki siz, alan e konulardan birisi o yüzden. E soruyorum üst düzey yönetimlerde bulundunuz. Bunlar e, takdir edersiniz ki o MYK'nın, genel başkanın takdiridir. E, onu bilemeyiz. Yani onu bir şey söylemeyi de doğru bulmam çünkü benim yetkimde değil. Yetkimi aşan konularda da fikir beyan etmeyi de doğru bulmam. E, o takdir artık onlardır. Ben şunu söylemek isterim: Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü geçmişi olan, güçlü de kadrolara sahip bir parti bu partinin bu ülkeyi yönetecek kadroları var. Bu özgüven içerisinde olmalıyız. Evet. Hiç bundan gocunmamalıyız. Öyle dışarıdan adam getirip böyle partiyi kurtaracak, ülkeyi kurtaracak şeylerden de zaten e, vazgeçmeliyiz. Böyle bir fikir varsa da vazgeçmeliyiz. Cumhuriyet Halk var, çok güçlü kadrolar var. Biz o kadrolarımıza güvenmeliyiz. Yani niye güvenmeyelim? E şimdi işte yok bu ülkeyi kimle yöneteceksiniz? Ya bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları yönetiriz. Adam bir İYİT'ten eden elemanları götürdü. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elemanları götürdü de hükümet oldu 2002'de AKP. Onlar yönetti. Belediye kadrosuyla ben niye yönetmeyeyim? Yani 2002'deki AKP iktidarın kadroları bu ülkeyi yönettiler. Nasıl yönettiler? O ayrı bir şey. Çok iyi yönettiler mi? Bence hayır. Türkiye nereye geldi? Türkiye batma noktasına geldi. Türkiye ilk defa kardeşin kardeşe düşman olduğu ülke. Yani haline Yani şimdi herkes geldi. onun tabi maddi değerler olacak ama hayır. Türkiye aslında manevi değerler açısından çok riskli bir noktaya geldi. Dediğiniz gibi birçok manevi değerimizi yitirme noktasına geldik. Karşı karşıya geldik. Başörtülü örtüsüz ayrıldı. Türk-Kürt ayrıldı. Alevi-Sünni ayırımına geldiler. Eğitimde ayrıcalıklar başladı vesaire vesaire. Fişlenmeler... Bunun sonu yok. Peki hazır bu etik konulara gelmişken size bir siyasetçi olarak bir şey sormak istiyorum. Hakan Fidan. AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etti. E, açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Dedi ki ben doğru bulmuyorum gereken şeyi de söyledim dedi. Aslında bakın çok tehlikeli şeyler söylüyorum size. Ben bir cumhurbaşkanının bu yaptığı açıklamaların hiçbirisi hoş değil. Ve parantez içinde şunu da hatırlatacağım. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki e, kendi bünyesi içerisinde temsili olduğu ülkenin meclisin çatısı altındaki partilerden birini genel başkanı için ana muhalefet partisi genel başkanı için hala genel müdür diyor. Yani bunlar... Ya yani onun kendi seviyesidir. Usluplar seviyeleri ve insanların kendi şeyi Ama yansıtı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kesinlikle artık insanların üslup ve seviyelerine bağlanamayacak. Üst makam. Yani orada bitmeli bence. Benim Ama Cumhurbaşkanı söylüyorum. mı sizce? Yani bugüne kadar ki o koltuklarda oturanların e, taşıdığı değerlerle o koltuğu dolduruyor mu acaba? Siyasetten elini çekti mi acaba? Yani oradaki bir başbakanın bir kere kişilik sorunu var. Yani başbakan şu anda kişi seçtirmiş. Ama bu Türkiye'nin hukuki sorunu da gösteriyor bu Tabii arada. Tabii ki yani başbakanın altında Merkez Bankası Başkanı'na, Cumhurbaşkanı kalkıp fırçalıyor. Ey diyor Merkez Bankası Başkanı faizi niye şöyle yaptın? İyi de kardeşim sana ne? Sen faiz. Onu Ali Babacan karar vermeli ama Ali Babacan. Başbakan da karar aralar verir. Ali Babacan karar verir. Zaten yerşiyor. o kurum da özerk bir kurum. Ama zaten Cumhurbaşkanı parmak sallamadığı bir kurum yok. Karışmadığı bir Kavga kurum yok. Kavga etmediği bir kurum ben, yok. E, kavgalı olmadığı bir kurum yok. Ee... dahil. Peki size şunu soracaktım ben. Hakan Fidan. İlk bit müsteşarı. Bütün başında olan adam. Aslında bir anlamda gizli siyasetin kara kutusu diyelim. Böyle bir adamın aktif siyaset içine gelip e, işte bir milletvekili olması veya bakan. Neyse başbakanlığa kadar gidiyor bu söylemler. Bir dedikodu kirliği var şimdi. Siz bir siyasetçi olarak böyle bir, böyle bir görevde bulunmuş insanın çok önemli bilgilere haiz bir insanım. Kalkıp aktif siyaset içinde olmasa nasıl bakarsınız? Şimdi ben şunu söylemek isterim Sayın Kaya. onun başbakan olma şansı sıfır. Çünkü ben Kasım, pardon Haziran 7'de iktidarın değişeceğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olacağı bir iktidar olacağına inanıyorum. Nereden çıkartıyorsunuz derseniz elimde oy oranları var. Hızla gerileyen bir oy var AKP'nin. Ve yükselen de muhalefetin oyu var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu var yükselen. Bu bana şunu gösteriyor. Türkiye'deki işte bu saltanat zinciri, saadet zinciri koptu. Dolar 2.507 liraya geldi bugün. Evet rekor. Yani bugün. neden biliyor musunuz? Çünkü bu iktidar bu ülkeyi kötü yönetti. 2002'den 2015'e kadar... 1 milyar dolarlık temeli atılmış bir sanayi yatırımı yok. Böyle bir sanayi yatırımı olmadığı zaman da sizin işsizliği aşağı çekme şansınız yok. Yoksulluğu yok etme şansınız yok. Türkiye artık lastiği patladı. Türkiye sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Bu yükler ne yaptı? Bir saadet zinciri yarattı konut sektörüyle. E konut sektörü de durdu. Sanayi ağır ağır düşmeye başladı. E, ekonominin payı içerisinde yüzde on dörde geriledi. Böyle bir ekonominin Türkiye'yi taşıması, bu iktidarı taşıması mümkün değil. Bu bitti. Onun için Haziran ayında yani 7 Haziran'da yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Sanayilerin tekrar tüteceği, destekleneceği bir Türkiye oynayacağız. Bu Hakan Fidan olayı da kursağında kaldı. Tartışmak da istemem. Onu bu gündeme sokmak değil. Benim gündemim o değil. Ben kendi gündemimi yaratacağım. Bu seçimde bunu yapacağız. Bana deminden beri sorduğunuz soruların birçoğunda bugünkü iktidarın topluma tartıştırmak istediği konuların kamuoyu tarafından, o havuz medyası tarafından toplumun beynine sokulmak istenen konular. Allah aşkına ben de oraya tuzağa düşmek bağısına tekrar oraya dönmek istiyorum. Tuzağa da düşmüş olayım. Yok, bu da Bugün iktidar. üç iktidar. üç dönemdir tek başına iktidardır. Evet. Hangi kanunu çıkaramadı da işsizliği yok edemedi? Yani yani, yani ihtiyaca e, mahsus bir şeyler kanunlar çıkardı kendilerine çıkar, yani, yönelik. Kendilerine yönelik. Çıkartabilirdi. Evet. Ama şimdi başkanlık için diktatörlük isteniyor. Evet. Onun için bu iktidarın İnşallah birkaç ay içerisinde de siz de göreceksiniz kamuoyunda büyük bir dalgayla bu iktidar apar topar gidecek. Yerle bir olacak. Artık Türkiye'nin bunu taşıması mümkün değil. Ne içeride taşıması mümkün ne dışarıda taşıması mümkün. Bakın Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Uluslararası alanda itibarsız bir Türkiye var. Eskiden Türk vatandaşı Orta Doğu'ya rahatça gider seyahat ederdi çantasını alır, malını satardı. Mısır'a giderdi, Libya'ya giderdi, Ürdün'e giderdi, Lübnan'a giderdi, Suriye'ye giderdi, Irak'a giderdi. Ben tüm televizyonları başındakilere şunu sormak isterim. Bugün bir Türk iş adamı Orta Doğu'da rahat çantasını alarak dolaşabilir mi? Hayır. Yani zaten siyaset Can yani. güvenliği yok. Uluslararası siyasi seviyede de zaten artık ilişkiler çok zarar görmüş vaziyette. Bizim Can güvenliği yok derken? Yani kaçırırlar, öldürürler ve Türkiye'den de nefret başladı Türklere karşı. Ama Türkiye bir ara neredeyse savaş suçusu olarak yargılanma riski ne girdi biliyorsunuz o tırlar döneminde falan Tabii yani ki. böyle bir riske girdi. Ya artık. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani Türkiye işi de yataklık yapan devlet korumuna geldi. Ya koskoca Türkiye o üç tane çapulcuyu, üç tane o kendini bilmez. Din adına yaptıkları söyledikleri ama ne oldu belli olmayan o soytarıya lojistik destek verecek noktada mı ya? İşit dediğiniz şey, işit. insanları diri diri yakan, kesen cani vahşi bir örgüt. Yani onu çok daha üstü gibi geliyor bana. Hani canilik ve vahşiliğin bugüne kadar bir tanımı vardı. Bunlar o tanımları da aştılar. E peki Türkiye, Akla zarar insanlar. Türkiye'nin o zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı bunlara lojistik destek sağladı. Bunu nereden çıkartıyorum? Türkiye, Merkel'in Türk hükümetini dinlediğini ne, ne, ne. söylediler. Peki niye bizim başbakan kalkıp da bu konuyu hemen hızla örttü? Yumuşak bir geçiş yaptılar ne ve yaptı? meydan okunmadı. Çünkü zannediyorum orada farklı konuşmalara tanık olup Tabii ki, e, ortaya evet. deşif edileceği için evet, ne yazık bir temkinli öyle. yaklaşımı oldu. Evet öyle oldu. Yani onların kimle iş tuttuğunu Almanlar gördüler. Almanların üstüne onun için gidemediler. Merkel'in üstüne onun için gidemedi. E tırların durdurulmasına kararını çıkaran savcılar bile görevinden alındı bu net. yani Hepimiz orada de oradaki artık. şeyde o silahları gönderen değil, görevini yapan savcılar ve oradaki e, askeri komutanlar yargılanıyor. Böyle bir şey olamaz. Türkiye Suriye belasıyla öyle bir bataklığa girdi ki. Bakın biz Suriye üzerinden 11 tane ülkeye tırlarımızla ihracat yapıyorduk. Suriye yanlış bir politikadan dolayı bakın bir adamın yanlış bir politikası ben merkezi politikası ben merkezi egosundan dolayı 11 tane ülkeyle Türkiye'nin kapıları kapandı. 16,5 milyar dolarlık ihracatımız kesildi. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam tabii ki. Bir başka nokta bakın 16,5 milyar dolardan olduk. Onu bir kenara koyun. Oradan buraya 1 milyon 750 bin insan geldi. Onlara da 5 milyar dolar Cumhurbaşkanı söylüyor. Tayyip Erdoğan söyledi. Evet. 5 milyar dolar da para harcadık. Daha da fazladır o. Çünkü rakamlar hiç gerçekleri telaffuz <laughs> yani. edilmiyor. Ee, bu arada bir şey daha var. Hani bunu insanlarımız nasıl inanıyor bazında söyleyeceğim. Bunu ben muhalif fikirlerimden dolayı değil. Ee, rakamsal gerçekler olduğunda Putin buraya geldiği zaman Rusya ile anlaşmalar yapıldığı zaman e, bu bildiğimiz yandaş medyalar bunu büyük büyük puntolarla yazdılar. Dediler ki şu kadar süre içerisinde e, ihracat hacmimiz ya da işte beraber yapacağımız ortak ticaret hacmimiz şu rakamlara ulaşacak diye Rusya ile büyük büyük reklamlar yapıldı. Nedir o? Ha, yok, ben, yok, ben, 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 pardon. Evet. Ee, ve bu hemen Putin memleketine döner dönmez kısa bir zaman arasında Evet. Bir su ihtiyacı bu. Biz bir reklama gidebilir miyiz? Mümkün müdür reklamı biraz erken alalım. Bir e, su içsin sayın toprakta. Size geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Programda sen. bir nazara geldik galiba. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kimsenin gözü olmasın. Herkes çalışsın onların da olsun yani bu şekilde Olur ama şey, bir geçmiş olsun diyorum. Tekrar bir mecbur reklam arası yaptık. Olur. Şimdi orada kalmıştık. Ee, Rusya ile yapılan anlaşmaları böyle ballandıra ballandıra abartı abartı anlattılar. Yapacağımız ticaret açmış şu kadar rakama ulaşacak diye reklam ettiler. Sonra Rusya bakanlarının maaşını Putin veremeyeceğini açıkladı. Yani CHP bu konularda mesela e, bu konuları iyi anlatmak için, bu kandırmacaları anlatmak için çok görev düşüyor olabilir mi? Halkın beklentisi bu olabilir mi? Ya da yeni işte bu belirlediğiniz stratejilerde bunlara daha çok ağırlık verilecek mi? Yoksa biz kendi bildiğimiz yolda gideceğiz, onları peşine düşmeyeceğiz mi diyeceksiniz. Şimdi e, yani bizim önceliğimiz farklı olacak. Bizim önceliğimiz e, hem bu ülkedeki bu rejim tehlikesi hem de halkın temel sorunları olacak. Yani biz onların yapay gündemlerine takılmayacağız. Yapay gündemler bizim dışımızdaki bir olay. Yani adamın saltanat peşinde koşuyorsa, başkanlık peşinde koşuyorsa o bizim meselemiz olmayacak. Zaten bu kadar kampanyayı inceleyip sık dokumamızın altında yatan neden de bu. Ee, Türkiye'de gerçekten Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye bu coğrafyada gücünü daha da arttırabilir. Düşünün ki Türkiye'nin bir tarafında Orta Asya ve Orta Doğu pazarı var. Diğer tarafta da dünyanın finansı ve teknolojisi var Avrupa'da. Yani bunları birleştirmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları birleştirebiliriz. Bugünkü iktidarın yaptığı hataya düşmeyeceğiz. Yani üretimi ikinci plana atmayacağız. Eğitimi ikinci plana atmayacağız. Bunları atmadığınız zaman, yani tarımı yok kabul etmediğiniz zaman, çiftçiye değerini verdiğiniz zaman, Türkiye ayakları üstünde dimdik ayağa kalkar ve koşar gelişmiş dünya ülkelerinde yakalar. Ama bugün ne yapıyoruz? Ya bana AKP iktidarının 2002'de yönetime gelip de Türkiye'nin şu temel meselesini çözdü diyeceğiniz bir tek konu kimse gösteremez. Bir de yeni konular yaratıldı. Çözülemeyen yeni konular yaratıldı. Sorunlar yaratılarak yaratıldı. sorunlar üzerinden AKP iktidarı politikalar yaptı. Yani dış politikada dış politikada bizim bir Ermeni sorunumuz vardı. Her yıl işte e, Amerika'da ve birkaç ülkede bu kanunlar gelirdi parlamentoya. Onlar tartışılırdı. Ege sorunumuz vardı. Başka dış sorunumuz yoktu bizim. Ama şu anda... Kıbrıs o, sorunumuz işte vardı. İşte Ege, Ege Kıbrıs, yani Yunanlarla olan temel meseleler. Onun dışında sorunlarımız yoktu. E şimdi sorunumuz olmayan ülke kaldı mı... E bir de fazladan soruna hiç bizi alakadar etmeyen konulara bile artık biz hani kendi sorunlarımızı bitirmişiz çözmüşüz dışarıya parmak sallamak gibi bütün o parmaklarda bize geri döndü. Yani hangi? Üç sene önce Esad'ı gönderiyorduk mesela. Evet <laughs> yani şey diyordu Davutoğlu diyordu ki bizim sabrımızı sınamayın. İşte ey Esad sabrımızı sınama, ey İsrail sabrımızı sınama. E şimdi Esad senin uçağını düşürdü hiçbir şey yapamadın. Ya, o da İsrail öyle bir senin içerdik. May Marmara geminde senin vatandaşlarını öldürdü. Hiçbir şey yapamadın. Yani bunların e, kabadayılıkla olmaz. Özür dilemedik dediniz. Hayır canım özür Şamil Tayyar Şam'da beş çay içiyordu. Hala içecek biliyorsunuz. Evet yani Tayyip şey Erdoğan da orada bir e, cumasını kılacaktı. Evet Şimdi da... bun, bunlar yapılacaktı. Peki bir şey çok daha önemli bir sorun var aslında. <laughs> e, alınan oyların sanda rakamsal olarak da sonuca yansıması açısından. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde dahil olmak üzere birçok yerde sağlıklı sandık konulamadı. Bunun da sebebi de gerekçesini biliyoruz. İşte bugün hala AKP bile kendi kontrolünde olan memlekette 12 yıldır kontrolünde olan memlekette sandıkların sağlıklı bir şekilde korunamayacağı bu yüzden de bu yeni çıkarılan iç güvenlik yasası paketinin uygulanması gerektiğini ki vatandaşımız diyor gitsin demokratik hakkını silahların gölgesinde olmadan işte tehdit edilmeden kullansın diye kendi baş, Cumhurbaşkanı'nın söylemini dile getiriyorum. Dünkü konuşmaların parantez araları. Ee, CHP bu konuda ne yapacak? Ee, varlık o gösteremediği yerlerde sandıkları nasıl koruyacak ya da korumak isteyecek mi? Sandıklar konusunda ne yapacak CHP? Ya bir kere eğer Türkiye'de sandık güvenliği varsa bunun sorumlusu CHP değil AKP iktidarı. Evet, Biz yönetmiyoruz. Söyledim. İktidar onlar yönetiyor. Türkiye demin bir şeyi söylediğinizde eksik kaldı. Onu da tamamlamak isterim. Türkiye eğer zor bir süreçte geçiyor, rejim tehlikesi varsa tek başına Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetiminden beklemek de haksızlık olur. Herkesin evet. elinden geldiğince bu diktatöriye karşısında da durmalı. Yani burada yok kabul edilmemeli. Herkes bu konuda elini taşın altına koymalı. Yani sırf bir partiye bırakılmayacak kadar önemli bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sandıklarımıza sahip çıkacağız. Hiç merak etmesinler. Her bölgede de çıkmaya çalışacağız. Ama karşımızda devletin bürokratı yok. Bir parti devletinin bürokratı var. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani öyle bir noktaya geldi ki bir partinin devlete hakim olması geldi gündeme. E şu anda Yargısıyla, polisiyle, mitiyle, ve diğer birçok kuruluşuyla, bürokratıyla bir partinin devleti hakimiyetini görüyoruz. Partilerin devlet olmaz, devletin partileri olur. Tehlikeli bu. Bunun kendilerine de hayır yok. Bu iktidarın polisi, iktidarın memuru, iktidarın bürokratı AKP gibi iktidarını. bir şey. Evet, işte AKP iktidar iktidarın. zaten evet. onlar olduğu için. Oysa ki iktidarlar değişkendir o bugün odur yarın baş ama devlet kalıcıdır. O bürokratlara da onu sormak isterim. Yani bugün İstanbul'un bağcılarında Cumhuriyet savcıları, kendisini savcı diye niteleyen kişilerin kalkıp iktidar partisinin il başkanı gibi, ilçe başkanı gibi çalışırlarsa o Türkiye'ye hayır getirmez. Bir partiye seçimi kazandırabilirsiniz ve bağcılarda bu oldu. Tüm yetkilileri dışarı çıkardılar savcılık kararıyla. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ben partim olarak oyuma sahip çıkmak istiyorum. Savcıyı karşımda görüyorum ve karar getiriyor ve buradan çıkacaksınız diyor. Ve orada olaylar çıktı. Bu doğru değil. Bu tip şeyler Türkiye'de seçimleri şaibe düşürür. Türkiye bu tip şaibeli bir şekilde uluslararası alanda hiçbir zaman saygın bir ülke olamaz. Türkiye'de hukuk bitti. Demin söylüyordum. Tekrar devam etmek istiyorum. Türkiye'de bugün Bunlar iktidarı devre aldığında işsizlik yüzde yedilerdeydi. Bugün çift taneli rakamlara gelmiş. Her dört gençten bir tanesi işsiz. Yani işsizliği çözememişsin. Borç üç kat artmış. Dış politikada başarısızsın. Hukuk devleti ortadan kalkmış. Türkiye yüzde elli yüzde elli diye bölmüşsün ki yüzde elli değil. Hızla oyları aşağı düşüyor. Böyle bir yönetime nasıl başarılı bir yönetim dersiniz? Demiyoruz. Ama algıyı öyle yönetiyorlar. Neden? Çünkü tüm iletişim mecrasını kendi kontrolünde tutuyor. Eğer farklı bir ses çıkarsanı da ya paralelsin diyor, ya farklı bir şey söylüyor, ya vergicileri göndererek toplumun büyük bir kesimini de susturmaya çalışıyor. Sürekli bir mağduriyet yaratıyorlar. Bu arada bize soruları olanlar için söylüyorum, SMS atmak istiyorsanız. Cem TV diye başlayıp mesajınızı yazın ve lütfen 23.53'e gönderin. Cem TV diyerek başlayın, mesajınızı yazın, 23.53'e gönderin. Ben buradan e Erdoğan Bey'e sizler için soruları soracağım. Türkiye kirlendi mi? Türkiye kirlenmenin de öte. Yani bir bataklığın içerisine düştü. Ben Türkiye'nin bu kadar kirlendiği, yozlaştığı bir süreci hatırlamıyorum. Yani balık baştan kokar derler ya, düşünün bakarın çocuklarında milyon dolarlar, para sayma makineleri, kasalar çıkarsa bir bakan İran'dan gelen bir tane ne oldu belli olmayan bir tane e, mafya mıdır, kaçakçı mıdır ne oldu belli olmayan bir zarraf diye bir için gerekirse ben senin önüne yatarım derse bu Türkiye temiz olur mu? Böyle bir Türkiye dünyayla kucaklaşabilir mi? Türkiye'nin ne yapması lazım biliyor musunuz? Türkiye birkaç ayaklı planların olması lazım. Bir, Bu ülkede yoksul var mı var. Bir kere yoksulluğumuza sahip çıkmalıyız. Açlık sınırı altında hiçbir yoksulumuzun mutfağına, evine kaynağın girmesini engel olmuyor. Açlık sınırı nedir? 1350 lira. Bir kere yoksulluğumuza önce sahip çıkacağız. Dört kişilik ayrı Her kişilik eve lazım. 1350 liralık bir kaynağın girmesini sağlayacağız. Bir kere Nasıl? Onun projelerimiz var. Aile sigortamız vardı. Kaynağı da nerede olacağı belli. Yoksulluk sınırı altında hiçbir Türk vatandaşı kalmayacak. Bunu bir kere stabil hale getir. İkincisi bu tarafa döneceğiz. Kobilerimizi, küçük ve orta ölçekli sanayimizi destekleyeceğiz. Uluslararası alanda girişimlerde bulunarak bu tip fonları var. Krediler de var. Ve Türkiye'nin en büyük hamlesi komşularla tekrar o bozulan Kan davası haline gelmiş dış politikasını tekrar yapılandıracağız. İktidar olduğumuzda ilk işimiz Türkiye'nin, AKP iktidarının, Tayyip Erdoğan'ın ben merkezi dış politikasını alıp çöpe atacağız. Bunları bir kere Yarkı, herkes bilmeli. Yardım, emniyet, asker. Şimdi bizim birinci etaptaki yapacağımız iş. Halkın önceliği. Tabii ki. Önce halk. Sonra i̇şsizlik, yoksulluk ve eğitim hakkı. İşsizlik, yoksulluk, dış politika, eğitim ve üretim. Evet. Bunları yapacağız. Öncelik bunlar. bunlar Çünkü vatandaş olacak. önce bunları istiyor. Önce ayakta Tabii kalmak ki. istiyor birey olarak. Çünkü eğer ben vatandaşımın özgür birey olmasını istiyorsam, kendi bu ülkede namuslu bir yönetimin gelebilmesi için önce vatandaşın özgür olmalı. Ya bunlar da bana yardım ediyor. CHP gelirse yardımlar kesilirden uzaklaşmalı. CHP gelince niye yardımlar kesilsin? Yani. AKP iktidarı babasının cebinden mi veriyor bu para? Hayır, bu ülkenin bütçesinden veriyor. Ben de gelsem o yoksulluğa sahip çıkacağım Belki bir kere... de doğru yerlere aktaracağız paraları ve kaynağı diyorsunuz. Tabii ki yani onlar önce büyük bir kısmını kendi ve eşrafına, kendi takımına şey yapıyorlar. Çok az bir miktarında da vatandaşa aktarmaya çalış. Biz bunu son vereceğiz. Yani bir geçen hafta burada e, sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezer vardı. Dedi ki aslında emeklere verilecek olan paranın belli bir cüz üçte bir kadar kısmını kömür ve makarna olarak onlara veriyorlar ama vermeleri gereken maaşı da maalesef vermiyorlar. O zam mı yapmadılar 2007'deki düzenlemeyle diye de çok önemli bir açıklama yaptı. Yani şurada şunu söylemek isterim. Ben o vatandaşın evine ne alacağını ben karar vermemeliyim. Ben onun banka hesabına yatırmalıyım. Öyle mahallede kömür taşıyan veya erzak taşıyan bir görüntü de sergilememeli. Bir elin verdiği diğer el görmemeli. Ben onu direkt banka hesabına vermeliyim. O gitmeli. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Yani asır. devletten hizmet almalı partiden değil. Tabii ki. Doğru Tabii olan ki. da Tabii. bu zaten. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst düzeyinde yönetimde bulundunuz artık e, MYK'da. Ee, yöneticilik yaptınız. Öz yaptınız mı? Yani da orada dile getirdiniz mi? Şuralarda hata yaptık, şuralarda boşluk bıraktık. İşte son zamanlarda, son süreçte yaşanan istifalar var. Ayrı bir parti içinizden kopup gidenler var. Bunlar hep merak edilen, dile gelen konular. Bu konuda Erdoğan Toprak veya olarak olmasa bile bireysel öz eleştirde bulundu mu? Hataların tespiti yapıldı mı yeniden yapılmaması için? Ya hepimiz insanız. Ya ben de insanım, hatalarım vardır. Ama sizlerin sorumluluğu daha ağır. Ee, tabii ki mutlaka yani hata yapmış olabilirim. Ama ben hatayı bilerek değil de bilmeyerek yapmışımdır. Zaten onun da farkında değilimdir. Yok, ben sizin nezdinizde ee, partiyi aslında soruyorum. Eee Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Kılıçdaroğlu'ndan sonra farklı bir dönem açıldı. Anadolu'nun bir yerinden kalkmış, Ankara'ya gelmiş, Türk bürokrasisinde en üst düzey yükselmiş. Bir kişi ve tüm gecesini gündüzünü bu ülke için harcayarak bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Evet. Dört e, yıldır o insan tatil yapıyor mu diye bakarsanız ben tatil yaptığını görmedim, kendisine özel zaman ayırdığını görmedim. Onun yaptığı şey şu: Ben bu ülkeyi bu karanlıktan nasıl kurtarırım diye bakıyor. Ekip işi değil mi bu? Ama ekibin kaptanı o. Yani biz birçok şeyi kendisine simgeleştiririz. Ama kaptan tek başına hani gücü Ama takımıyla ediyoruz. çalışıyor. Evet, yani, takımıyla, yani çalıştırıyor. Yani belki ben takımda çok... hata olabilir mi diye soruyorum. Ben şimdi dışarıda rahat soruyorum. Tabii siz rahat cevap veremeyeceksiniz Şimdi gibi, hayır hayır da? ben yani ben hiçbir zaman her şey mükemmeldir, dört dörtlükdür, hatasızdır demeyi doğru bulmam. Biz insanız. Hatalar bizim içindir. İnsanız, hasta olabiliriz deminki gibi işte hasta hasta Ankara'dan kalkıp buraya programa gelebilir. Bunlar hep biz insanız, bizler içindir bunlar. Yanlış da vardır ama önemli olan niyettir. Evet ama şimdi Erdoğan Bey, olan, halkın kaderi size bağlıysa bu bu kadar hani insan bireysel Erdoğan toprak hata yapabilir. Kusura bakmayın der, derhal affolur, hiç sıkıntı yok. Ama siz eğer bir memleketin geleceğiyle ilgili stratejik ve işte e, siyaseten hatalar yapıyorsanız ana muhalefet partisi olarak bu ben hata yaptım olabilirden çıkıyor. Ve ben o maksatla Şimdi, sordum yani e, bunu da eleştirisel bazda almayın bu çok herkesin soracağı soruya ben aracıyım. Bakın ben şurada söyleyeyim e, sonuçta ben daha önceki yönetimlerde de bulundum evet. birçok yönetimde bulundum siyaseten. Ee, bir sürede noktaladım siyasi hayatımı. Kemal ile beraber tekrar yola çıktık. Kemal Bey geldiğinde bu partinin oyu 20.9'du seçimlerdeki çıkış oyu. Kemal Bey bunu önce %26'ya yerelde de 28'e çıkardı. Yani yükseliş var. Demek ki halk Kemal Bey'in yaptığı çalışmaları olumlu buluyor, gayretini olumlu buluyor ama. ve destekliyor. Kamuoyunda o kadar e, iç işlerimize müdahale etmelerine rağmen. Ya şunu söylemek isterim. Öyle şeyler var ki bu hükümet devletin bürokratını Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerini karıştırmak için görevlendirmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin istihbaratı bir partinin iç işlerinde huzursuzluk yaratmak görevi mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerini karıştırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını itibarsızlaştırmak için gazetelerde, bakanlarıyla, bürokratlarıyla olmadık şeyler yaptılar. Genel başkanın e, yöresini inancını tartışmaya açtılar. Ki bu çok çirkin şey. Ya neresi bunun bu adalet? Şey. Neresi bunun e, adil bir yönetim anlayışı? Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu kadarcık bir lekesi olsaydı onu müthiş büyütürlerdi ama bulamadılar. Bizim iç işlerimizi çok açık söylüyorum programınızı alınca. Bunu da Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Karıştıran bir yapı var. Ve bu devlet içerisinden kasıtlı. yapılıyor. Ka pek Hükümet tarafından kasıtlı. yapılıyor. Ama şu da var. Şimdi e, unutmamamız gereken bir şey önemli bir detay olduğu için söylüyorum. Miting meydanlarında alanlarda o dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Parti aleyhine Dersimli Kemal, ya Alevi'sin sen veya işte bunun gibi birçok ayırımcı söylemlerde bulunduğu zaman. Onun söylemesi onun bir yürütmüş olduğu stratejinin gereği. Ben orada alkışlayan halka takılıyorum. Yani nasıl olur da insanlar da böyle bir yanlışı, ayırımcılığı veya Dersimli Kemal'e Alkışlama ihtiyacını niye böyle bir şey duyarlar bu ayrımcılığı? Ben buna işte sizin o demin bahsettiğiniz algı operasyonu burada mı devreye giriyor? Burada yani Dersim'le olmak bir gururdur. Yani onurlu, mert insanların yaşadığı, böyle boyun eğmeyen, her zaman onurlu durmuş, bedelini ödemiş bir yörenin insanı. Dersim çok onur verici bir yerdir. Dersim dediğiniz işte Çarlık Rusya'sında kafa tutmuş, geri püskürtmüş bir yerdir. Boyun eğmemiş bir yerdir. Ya Dersimli olmak gurur verici bir şeydir. Ya Ne yapsın yani? Yok, ee, bu zaten siyasete alet evet. edilmesi yani, bile bu şimdi çok kötü bir şey. Şimdi ben onu çok yanlış şey. bulurum. Bir Cumhurbaşkanı'na, bir Başbakan'a bölücülük yakışmaz. İşte biz şuyla, buyla, alevisi, resulüsi yani bunlar hoş bir şey. Biz 76 milyonu kardeşe nasıl yaşatılır? Bizim görevimiz bu. İnsanları sınıflandırarak, adlandırarak, bölerek yönetmek değil. Olmamak ben yüzde evde zor tutuyorum gezi olaylarında demek değil. Bakın Bülent Tanış ne dedi? Yani yüzde elli seviyorsa yüzde de nefret ediyor. Bu ülkede böyle bir şey yoktu. AKP'den önce yoktu. Şimdi var. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidar bu ülkenin selameti için gitmeli. Kendileri için gitmeliler. Artık def edilmeli bu ülkeden. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum size. Ee, başbakanken her program, her gittiği konuşmada cümlenin mutlaka yani konuşmanın bir bölümünü şöyle diyordu. Ey benim başörtülü kardeşim. işte sen dinini yerine vecibelerini yerine getiremedin. Sen işe alınmadın. Sen okula alınmadın. Benim başörtülü kardeşim. Kendi kızına kadar olaylar gidiyordu. Şimdi o zaman çıkıp birileri de ey benim Alevi kardeşim. Sen senelerdir şu vakte kadar e, cem evlerin ibadethane sayılmadı e, devletin diyanetinden pay alamadın gelir olarak İşte sen okullarda mecburen senin evlatların zorunu din dersine sokuldu ayım kararlarına rağmen ey benim Alevi kardeşim dese ki ben bunu da şık bulmuyorum onu da söyleyeyim Alevi olduğum halde şık bulmuyorum çünkü bunlar o dediğiniz ayrımcılıklara giriyor Cumhuriyet Halk Partisi Aleviler için ne yapacak? Biz zaten iktidara gelmeden kendi iktidar olduğumuz yerel yönetimlerde cemevlerini ibadet ibadethane olarak kabul ediyoruz. Gereği yapılacak. Tabii ki yapıldı zaten. Bizim iktidar olduğumuz yerel yönetimlerde yaptık. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da bu sorunu ortadan kaldıracağız. Herkes özgürce ibadetini yerine getirmeli. Yani bu partinin veya devletin diyeyim artık AKP'yi bir kenara bırakıyorum. Bir inancı ee, öz evlat diğer inanç gruplarının üvey evlat kabul etmesi gibi bir şey olamaz. Öyle Bana bir lüksü yasadık. de olamaz. Eşitlik ilkesi var. Yani herkes özgürce ibadetini yerine getirecek. Layıklık bunu gerektiriyor Tabii zaten. Tabii ki yani yok ben böyle istiyorum. Din şeyine de koydum. Gidecek, öğrenecek. Yok böyle bir şey. Yani herkes kendi çocuğunun bir mezhep anlayışıyla yetişmesini doğru bulmam. Bizim iktidarımızda bu olmayacak. Herkes ibadetini özgürce yaşayacak. Yani başörtü takan da takmayan da bence eşittir. Marifet insan olmakta değil mi? İnsan Önce insan olacaksın. Önce insan evet. olabilmekte. Ama buradaki inancı bu kadar siyasete alet etmiş olmak bence dinen en büyük günahtır. Yani bunlar din tacirleri. Din din tüccarları Dinden bunlar. Dinden geçiniyorlar. Çünkü Tabii zaten ki bu yani... meyikliğe de aykırı bir durum. Siyaset eğer siyasetle eee Din iç içe olacaksa niye Diyanet'in bakanlığı yok, başkanlığı var? Demek ki ayrı tutuluyormuş. İşte olan şeyler bunlar ama maalesef hayatımıza zararları da okunuyor. Programı bitirdik Erdoğan Toprak. Öyle mi? Bitti Vallahi mi? Valla bitti. Su gibi aktı gitti. <laughs> evet. Ben sizin son sözlerinizi alayım Cem TV izleyicileri için. Ee, Mesajlarınızı alayım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye'nin umudu var. Umudumuzu kırmayalım. Bu diktatöriye bitecek bu ülkede birçok diktatör ya geldi gitti. Dünyada da birçok diktatörler geldi gitti. Ama bu ülke kalıcıdır. Merak etmesinler. Biz aydınlık geleceği bu ülkede yarınları gençlerimize vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Ben 7 Haziran'ı önemsiyorum. Ama bir şeyi daha çok önemsiyorum. Bu bir partiye bırakılmayacak kadar çok önemli bir davadır. Yapılacak bir şey bir partiye bırakmasınlar. Herkes elini taşın altına koysun. Gün birbirimizin eksiklerini görme günü değil. Gün birbirimizin eksiklerini kapatma günüdür. Biz bunu yapalım. Önce şu eksiklerimizi kapatalım. Bu ülkeyi o bozulan düzenden, raydan çıkmakta olan treni bir rayına koyalım. Sonra birbirimizin eksiklerinin bedelini birbirimize ödetiriz. Çok teşekkür ediyorum. Size bir daha özel olarak teşekkür ediyorum. Kırmadınız, hatır dediniz, gönül dediniz, çıkıp geldiniz. Ben çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İnşallah seçim çalışmalarınızı başarıyla yürütürsünüz. İnancımız tam bizim. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de ben sorarımın sonuna geldik. Haftaya 17 Şubat Salı günü gene burada buluşmak üzere. Lütfen kendinize mökkan bakın. Hoşçakalın.